Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine bir Excel videosu çekiyorum. Korona karantinası altında. Derece yüzde çevrim tablosu yapacağız. Bir derecelik şu açıda. Yüzde kaçlık bir eğime denk geliyor buradaki yolumuz ya da maden galerimiz. Bununla alakalı bir video. Bu eğer 7 derece olursa yüzde kaça denk geliyor şeklinde. Bu genellikle haritacılarla mühendisler arasında bir ikileme sebep oluyor. Yüzde demiştin, derece demiştin vesaire şeklinde. Bunu da ortadan kaldıracak bir şey. Kolaylıkla hesaplamayı göstermek için. Hem programın nasıl yapıldığını göstereceğim hem de daha sonra da linke programı da koyacağım. İsteyen kolayını düşünüp programı direkt indirebilir. İsteyen de kendisi de yapabilir. Daha güzelini de yapabilir belki. Benim düşündüklerimin dışında. Onun için hemen ikinci sayfaya bunun bir benzerini yaptım. Buraya da formülleri de yazdım. Nasıl yapıldığını. Şimdi dereceyi yüzdeye çevireceğiz. Hemen eşittir ile başlıyoruz. Eşittirimiz nedir? Yüzdeye çevirmek için bunun tanjantını bulmamız gerekiyor. Tanjant sayı, sayı da dereceyi istiyor. Dereceyi bulduğumuzda derece bu. %1,56 dedi. Bakıyoruz 1,75. Hemen burada neyi atladığımızı görüyoruz. Excel açıda radyanla çalışıyor. Dereceyle çalışmıyor. O yüzden bizim hemen şunu yapmamız gerekiyor. Bu 1'i 1 dereceyi radyana çevirmemiz gerekiyor. Nasıl çevireceğiz? Önce onu yapalım. A3 bizim derecemiz. Radyan derece çarpı pi bölü 100'e eşit. Hemen pi yazıyoruz. Pi de yine hesaplamalardan alsın. Parantezi açıp kapatınca pi'yi alıyor. Bölü 180. Bu pi'nin etrafındaki parantezi kapattık. Bir de A3'lü işlemin parantezini kapattık. Bir parantezde tanjantta olan işlem. Yüzde olacağı için bir de bunu yüzle çarpıyoruz. 1,75 çıkıyor. Şu alttaki noktaya çift tıklarsak aşağıya doğru da dolduruyor. Bakıyoruz. 20, 36, 40, 20, 36, 40. Evet. Aynı değerleri bulduk. Şimdi bu işlemleri yani kes doldurda örnek aldım. İşte kes doldur yaparken bu katı ürettiniz. Örneğini 1400 katını ürettiniz. 3 metre üstüne ya da 5 metre üzerine sıçrama yapacaksınız. Bunun için kaç metre geriden itibaren tarayıp üst kata bu kotu almanız için gitmeniz gerekiyor. Onu bulmamız gerekiyor. Eğer 3 metre alacaksak bu 3 metre şuradan kaç metre geriye gelip geriye doğru taramamız gerekiyor. Ya da bunu tersini düşünürseniz ızgara altı yapacaksınız. 1400'ün bir alt katına gireceksiniz. Kaç metre geriden aşağıya eğimli galeri sürmeniz gerekiyor. Bunu da buradan bulabiliriz. Hemen yapalım. Dereceyi burada bakın 7 derece diye aldık. Bunu radyana çevirmemiz lazım. Neydi radyan? Derece çarpı pi'yi alıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Bölü 180. Bu kadar radyan yapıyor. Eğimimiz neydi? Eşittir. Tanjant. Çarpı radyan. Dersek ne olur? Bunu yüzdeye çevirmemiz lazım. Ya böyle yüzdeye çevirebiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu yüzde
demeyip çarpı 100 dersek, şuradan da genel sayıya çevirirsek 12,28. Bunu niye yapıyorum? Birazdan onu da anlatacağım sebebini. Formülleri de buraya yazdım. Dikkat etmek isterseniz, görmek isterseniz. Şimdi y değerini bulacağız. Y değerini eşittir. Kaç metrekot almak istiyoruz? 3 metrekot almak istiyoruz. Bölü tanjant sayı şu sayı. Artık radyan değeri yaptık. Aşağı doğru çekersek ne olur? Hata olur. Niye? Çünkü H10, H11 oldu. Bunu sabitlememiz gerekiyor. H10'u F4 ile sabitliyoruz. Sonra aşağıya doğru çekiyoruz. Bakın sayılar hemen yerine geldi. Diğer bir işlem neydi? T. Buradaki kaç metre yol almış olacağız? Bu kadar metre geriden taramaya başlayacağız. Ya da eğim almaya başlayacağız aşağıya doğru. Ama kaç metre ilerlemiş olacağız? Onu bulacağız. Burayı bulmak için tanjant karşı bölü komşuydu. Karşı bölü hipotenüsü de neyle bulacağız? Sinüsle bulacağız. Burası 3 metrekot alacağız. X bölü sinüs. Yine sinüs neyle çalışıyor? Radyanla çalışıyor. Yine aynı şeyi yapacağız. Sabitlemezsek aşağıya doğru alır. Sabitliyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Ve değerler bu şekilde çıkıyor. Şimdi bir de ne vardı? Burada bir not yazmıştım ben. Bir de bu notu ekleyelim. Burada ne demek istiyoruz? Eğer J10 ondan büyük ise, bu değer ondan büyükse, eğim derece olarak ondan büyükse, yani 17,63'ten büyükse yüzde olarak nedir? 11'dir. 11 ve yukarısı olursa, yüzde olarak da 18'ten yukarıda olduğu zaman, dikkat, yeraltı kamyon ve iş makineleri çalışamaz desin. Eğer doğruysa. Doğru değilse yine bir eğer diyoruz. Bu sefer J10 7'den büyükse, o zaman nedir? 8. Yani %12'den büyük olduğunda da dikkat, yerüstü kamyonları çalışamaz. Bu eğimden fazlasında yerüstü kamyonları için risk oluşturuyor. Demek doğruysa bu olsun. Değilse ne diyoruz? Eğer 7'ye eşit ise, bu sefer de desin ki dikkat, yerüstü kamyonlarının çalışması için maksimum eğim. Bunu da ayarladık. Doğru değilse nedir? Boş bırak dedik. Boş bırakmayıp oraya sorunsuz eğim desin. Örneğin. Bu da olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Kopyalayayım. Eşittir. Kontrol ve. Evet. Burası 3 ise sorunsuz eğim. 5 ise sorunsuz eğim. 7 dediğimizde nedir? Dikkat, yerüstü kamyonların çalışması için maksimum eğim. Eğer bu 8 olursa yerüstü kamyonları çalışamaz. Sen bu yolu planladığın zaman risk oluşturur. Eğer 11 ise nedir? Ondan büyük ise demiştik. Dikkat, yeraltı kamyon ve iş makineleri çalışamaz.
Artık iş makinalarının, kamyonlarının çalışması için maksimum eğimi, verimli çalışma. Bundan üstünde de ufak tefek çalışmalar olabilir belki ama verimli olmaz. O nedenle bu eğimde çalışamaz diyoruz. Bir de ne vardı? Burada gösteren koşullu biçimlendirme ile renk alsın istedim. Neydi? Hemen seçiyoruz burayı. Koşullu biçimlendirme. Ne diyeceğiz? Eşittir. Derece olarak. Şuraya eşit olunca ne yapsın? Özel biçim. Dolgu sarı renkli orası. Orasını da sarı yapsın. Dedik. Burası J10'a eşit olunca bakın 7 dedik. 7 oldu. 5 dedik. 5 sarardı. Hemen yüzde de aynısını yapalım. Seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme. Hücre kuralını vurgula. Eşittir. Ne diyoruz? Şuna diyoruz. Onu da aynı şekilde özel biçim diyelim. Sarı renkli olsun. Tamam diyelim. Bakın 8.75'i gördü. Burada da 8.75. Bunu 3 yapalım. Bakın burada 3'ü boyadı. 9 yapalım. 9'u boyadı. Umarım işinize yarar. Birkaç konuyu bir arada göstermiş oldum. Videonun sonunda altında indirme linki de olacak. Umarım kullanırsınız. İşinize de yarar. Koronasız günler diliyorum sizlere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.